Geçtiğimiz pazar günü Saint Esprit Katedrali'nde Mesih İsa'nın mabette sunulması bayramı ile birlikte Aziz Ioanna Bosco bayramı içinde kutsal ayini yapıldı. Ayini İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyör Ruben Tierra Blanca Gonzales yönetti. Monsenyör Tierra Blanca vaazında Mesih İsa'nın mabette sunulmasını hatırlattı. Geçtiğimiz pazar günü Saint Esprit Katedrali'nde Mesih İsa'nın mabette sunulması bayramı ile birlikte Aziz Ioanna Bosco bayramı içinde kutsal ayin kutlandı. Ayini İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyör Ruben Tierra Blanca Gonzales yönetirken, Salezyen Süperyör Peder Jackie Doen ve Saint Antoine Başrahibi Peder Yusuf Rubu eşlik etti. Salezyen Cemaatin Başrahibi Peder Nikola, Peder Simon ve Fransisken Peder Lucien ayini katıldılar. Hem Afrikalı ve Filipinli hem de Don Bosco ailesinin koroları ayine bir renk kattı. Ayin katılanların elinde mumla beraber katedralin avlusunda başladı. Episkopos o günün anlamını hatırlatırken tüm mumları kutsadı. Ardından Gloria ilahisiyle herkes tören eşliğinde kiliseye girdi. Aziz Luca tarafından yazılan Mesih İsa'nın sözleri yeni diakon François tarafından okundu. Monsenyör Tierra Blanca vaazında Mesih İsa'nın mabette sunulmasını hatırlattı. Rab kendi mabedine girecek olan habercisini gönderecek. Bu kurtuluş habercisi İsa'dır. Babanın sözü gökten inmiş ve insan olmuş, bugün tüm halkı temizlemek, adalet sungusu ve kurbanlarını sunmak için mabede giriyor. Bu olaya tanık olan yaşlı Şimon tapınağın kapısındadır ve çocuğu gördüğünde onu Allah'ın tüm dünyadaki halklara kurtuluşu haber veren ışık olarak tanır dedi. Komünyonun ardından geleneksel olarak tüm çocuklar altarın önüne gelerek Monsenyör Tierra Blanca tarafından tek tek kutsandı. Tören bitmeden önce Peder Jackie, Peder Remzi Diril'in 3 haftadır haber alınamayan babası Hürmüz ve annesi Şimon için tüm katılımcılar sessiz bir şekilde dua etti.